Hiç bizim haberimiz yok bundan maşallah. Hmm, evet çok haklısın, doğru söylüyorsun abi. Eve gidince ben sana soracağım Erman. Ne diyordum? Plazma diyordum. Bak herkes plazmaya geçmiş. Ezgi'nin bile çeyizinde plazma var. Sen bizi halen ta tüplüye talim ettir. Kızım ben olmuşum burada tüplü. Sabahtan akşama kadar köpekler gibi çalışmaktan bıktım ya. Baksana ya, görüntüm, sesim, şakülüm kaydı ya. Lütfen bana acı artık ya. Allah rızası için. Güven kocana bir acı ya. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Benim plazma alacak durumum mu var Allah'ını sevin ya? Alan nasıl alıyor Erman? Alan nasıl alıyor onu soruyorum. Evet. Erman abi, Yarcan nerede? Yarcan nerede? Tuvalete gitti. Yani sıkışmış zavallı. Ne kadar da iblis gibi görünse içinde sıkışacak bir insan var. Ben vallahi kayınbiraderimi bazen seviyorum, bazen ama bir daha da sevmeyeceğim zaten. Erman. Buyurun. Siz mutfağa beraber gittiniz. Evet. Sonra biz Yarcan'ı bir daha bu tarafa geçerken görmedik. Evet, hiç görmedik. Ya sizin de bugün hafiyeliniz tuttu ha. Hayırdır, ne oluyor şimdi Allah? Bak söylettireceksiniz gece gece belayı. Ne oluyor? Ne bakıyorsun öyle sabit sabit ya? Ne? Al bir taş vur öldür. Kafama vur ya. Getir. Gökhan. Efendim abi hanım? Gökhan orada. Sizin mutfakta tuvalet var mı? Hayır yok abi hanım. O zaman nereye gitti bu Yarcan? Ya abi illa söyleteceksin yani. Kızın yanında konuşturma diyorum. Haceti geldi, çocuk bahçeye gitti. Tam yukarı tuvalete koşarken belki dayanamadı, geldi bahçeye yaptı. Yani her şeyi de detaylı anlattırma bana, gözünü seveyim ya. Her şey olabilir insanlar, cüzdür olabilir, her şey olabilir yani. Yediği dokunabilir. Senin de mısırda dadan, bak ben sana ne oluyor görürsün. Yeme fazla. Erman nasıl bahçeye mi hacetini yaptı? Dağ başında mı yaşıyoruz biz? Ben ona dedim ayrıca soğuk su içme dedim. Eğer böyle bir durumu varsa ben dedim onu uyardım. Hadi sen de o zaman patates haşla Yarcan'a. Ben de çıkıp bahçeye bakayım. Durun. Abi hanım bizde hiç patates kalmadı maalesef. Tamam. Aa bizde yani sizde var. Ben çünkü almıştım sabah marketten. Gidip alayım iki tane. Hadi koş. O zaman ben de gidip bakayım şu çocuğa. Ya boş ver, gel otur yapsın ya. Ya bırak, ne karışıyorsun sen erkek çocuğuna ya? Bak ayağı kaldırıyor, ayağım karıncalanmış, zaten hareket edemiyorum ya. Yetiş. Bu ne şımarıklıktır ya? Gökhan'ım bir çay may yap Allah rızası için ya. Bir de benim tansiyonum düştü, yiyecek bir şey yok mu? Kebap mebap dedin, hiçbir şey kalmadı. Tamam ya, benim de işlerim var. Onu da göz ardı etmeden ben hemen çayı koyayım Erman abicim senin de. Et proteini verelim kendine. Biraz daha pörtlemiş mısır ister miydiniz? Ama varmış, yeterince var. Ben çay koyup geliyorum. Ay, ayağım karıncalandı ya. Bu ayağımı hissetmiyorum vallahi. Uyuşma var. Karpuzun makrizi geçirmeyeyim ben. Yüzüm yüzüm beyaz değil mi benim? İyi mi? Yalandan mı beyaz Erman? Yok lan. Beyaz mı yüzüm? Beyaz Erman, yalan mı söylüyorsun? Ondan mı beyaz? Yüzüm hakikaten beyaz mı? Beyaz Erman. Nasılsın ablaların en güzeli? Yerim kız seni. Ay! Kilo aldı sanki biraz. Benim aslan kayınbiraderim ya. Şöyle dursun, şöyle. Hah, gel yanımda dur. Aferin. Ya işte böyle bir tanem. Evet, böyle aniden elektrikler kesilince biz de çalışmayı yarım bırakmak zorunda kaldık. İşte kızlar da arkadaşlar da evlerine dönmek zorunda kaldılar. İşte ben de işte ışıklar da geldi nihayet. Neyse artık ben tek başıma çalışmaya devam edeceğim. Evde de başka hiç kimse olmayacak. Bir tek ben. Sadece ben. Bomboş. Işsiz, çaresiz ve
Kimsesiz bir tek ben. Yarca, senin ne işin var burada? Hani sen cırcır olmuştun? Cırcır mı? Ay evet ablacığım. Ben ayıptır söylemesi biraz motoru bozdum ya. Kusura bakma Ezgi'ciğim. Senin yanında böylesi iğrenç bir sırrımı su yüzüne çıkardım. Önemli değil hayatım. Ben de geçen gün dizinin karşısında kendimi kaptırıp bir kilo kayısı yiyince... Sus Ezgi. Gözünü seveyim sus. Yapma bize bunu. Yarca, sen ta az önce Göken abinlerin bahçesinde çemelmemiş miydin? Çemelmek? Öyle dedi enişten. Yarcan bahçede zor durumda dedi. İbi. Aa evet. Yani çemelmiştim. Evet ben Gökhan abilerin bahçesinde çemeldim. Ama işimi bitirdikten sonra sizin yanınıza gelmeye utandım. Bahçeden atladım ve eve kaçtım. Saatlerce ağladım yatağımda. İnsanlığımdan utanıyordum çünkü. Utanıyordum. Ay. Nasılsın şimdi peki hayatım, iyi misin? Böyle karnın ağrıyor mu? Sulu geliyor mu hala tuvalete çıkınca? Gerçekten bu konuda sana detay vermemi istiyor musun balım? Gerçekten. Neyse, saat de bayağı geç oldu. Yarcan artık kendine geldiyse herkes odalarına çekinebilir. Yarcancığım, sen de istersen Ezgi'yi evine bırak. Bu saatte biliyorsun hırlı var, hırsızı var, sapı var. Dikkat etmek lazım. Ne diyorsun? Ezgi'cim, sen de çok geç olmadan git. Yarın sabah yine aynı saatte görüşürüz. Hadi gel. Tamam enişte, ben Ezgi'yi götüreceğim Nur. Ne yaptın? Bak bu kuzu kim getirdi bu haline ya? Ne yaptın, oraları gönderdin mi? Tam olarak gönderemedim enişte. Ne demek olarak gönderemedim? Ne demek istiyorsun oğlum sen? Nerede lan oralar? Yukarıdalar. Nasıl yukarıdalar derken? Ya ben tam kapıdan gönderiyordum onları, Ezgi geldi. Ondan sonra biz bodrum katına kaçtık. Oradan da Serçin'in abileri tazdik yapınca mecburen yukarıya götürdüm karıları. Yani sizin yatak odasına kapattım enişte. Yatak... Sen kararı benim yatak odamda mı kapattın? Şu anda onlar benim yatak odamda mı? Evet enişte. Yerden seni kop papayı. Tüpo sen halletsene. Biliyorsun. Geldim canım. Erman abi. Erman abi. Elini ayağını indir. Senin ağzını burnunu dökerim bak. Sakın bana temas yapma. Sinirsel bu. Senin o baban neyse. Evet, neyse aşkım. Ben de artık işime bakayım. Sen de güzel güzel uyu bir tanem. Tatlı rüyalar sana. Uykunda beni gör, tamam mı? Ben de seni seviyorum bir tanem. Sabah ararım seni. Tamam bir tanem, görüşürüz. Hay Allah'ım, neyse. Ha, bunu da ucuz atlattım yani. Ay, kızları aramam lazım. İnşallah bana küsüp de eve dönmemişlerdir. Sabaha kadar şu prezentasyonu bitirmemiz gerekiyor. Alo, Eda. Ya, çok özür dilerim ya, kusura bakmayın gerçekten. Ya bu geldiğinizde size tekrar her şeyi izah edeceğim. İşte o zaman bana hak vereceksiniz. Tamam, şu anda neredesiniz? Çok uzaklaşmamışsınızdır inşallah. Sizin komşu evdeyiz Gökhan'cığım. Bizim komşu ev derken hangi bizim komşu ev? Yani bizim komşu evden mi bahsediyorsunuz siz? Sizin bir yandaki ev işte. Bahçede saklanırken akşam komşunun oğlu geldi, bizi kaçırdı bu eve. Sonra da bu yatak odasına çıkardı. Yatak odası mı? Kimin yatak odası ki orası? Bilmiyorum. Yatağın üzerinde akşam sana gelen o komik bıyıklı komşun var ya... ...onun karısıyla düğün resmi mi ne var? Aman Allah'ım, siz kuzuların yatak odasında mısınız? Kuzuların yatak odasındasınız siz. Kuzular mı? Hadi oyalanmayın artık. Elveda ablacığım. Sana bayramlarda Meksika'dan kart atarım artık. Boşuna elma numarası yapma Erman. Halen ta Gökhanlar'da ne haltlar yediğinize dair mantıklı bir cevap verebilmiş değilsin. Ben şimdi sabaha kadar dinleneceğim, sen de sabaha kadar düşüneceksin. Sabah olduğu zaman bana tutarlı ve mantık delgecinden geçirilmiş bir cevap vereceksin. Ben şimdi odama kaçılıyorum Erman. Hayır, kaçıramazsın. Odana kaçıramazsın. Bir saniye, nereye gidiyorsun sen? Ne kaması ya? Saat kaç? Erman, nasıl kaçılamam ya?
Ya kaçınamazsın. Çünkü benim karnım aç. Gökhan sahtekarı bana adam gibi yemek yedirtmedi, yalan söyledi. Hadi bana yemek yap. Senin de karnın açtır hadi. Hayır Erman, ben küşleme demiştim. Onu da söylememiştiniz. Benim zaten bu geceki bütün seri odunluklarından sonra iştahım kaçtı. Ben şimdi iki canlı olduğum için yukarı çıkıp biraz dinleneceğim. Ya bir dakika hayatım, sen niye beni dinlemiyorsun? Kendin için olmasa bile çocuk için yemek zorundasın abim. Lütfen hayatım benim. Evet, belki de haklısın Erman. Kendi dünyamda ne kadar ihanet, entrika ve komple oyunlarına maruz kalsam da göbeğimdeki yavruma bunu yapmamalıyım. İşte bu ya. Tüyleri diken diken eden cevaptır bu. Bravo. Ana yüreği dediğim böyle olmak zorunda. Hadi gel mutfağa gidelim. Gel hayatım. Gel. Gel balım benim. Gel, 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 gel. Şöyle, lütfen böyle, lütfen böyle otur. Lütfen, lütfen diyorum bak. Gel şöyle. Erman. Evet. Burası senin yerin değil mi? Evet, benim yerim. Niye ben oturuyorum? Hayatım, sen çift canlısın. Yemeklerini ben koymak istiyorum kurabiyemiz için. Canım benim. Geç otur. Şöyle dikkat et, dikkat et. Çok güzel. Ayşe kadından pilav veriyorum. Salata istiyor musun? Az kalmış. Koyuyorum. İstiyorsun, tamam peki. Yemeğe de oradan şey yapacaktık. Yalnız benim ellerim çok pis demiş. Şimdi dikkat ettim baksan. Ben bu ellerimi hemen yukarıda yıkayıp geliyorum. Sen sakın bir yere kalkma ve burada konsantre ol yemeğe, tamam? Erman. Efendim. Nereye gidiyorsun? Yukarıda ellerimi yıkamaya. Niye yukarıda yıkıyorsun? Niye yukarıda yıkıyorum? Niye burada yıkamıyorsun? Evet, neden burada yıkamıyorum ben? Yani ben aslında şeyden dolayı yıkamıyorum. Yani buradaki sabunla oradaki sabun yani... Erman, mantık delgeci. Şimdi cevabını dinliyorum. Mantık delgeci mi? Mantık delgeci, hazır cevap vermem lazım. Yani ben yukarıda hani alışkanlıklardan dolayı yıkıyorum desem. Olabilir, evet, evet. Değil mi? Bir de ben hani yukarıdaki sabuna şeyim, alışkınım yani hani hep böyle alışkanlıklarımdan kaynaklanan şeylerden dolayı yıkıyorum ve oraya bir bakmam lazım şeye. Hani bir gideyim bakayım, ellerimi yıkayayım. Ya sen beni ne konuşturuyorsun abiye? Ne konuşturuyorsun sen beni ya? Sabahtan beri Allah rızası için ne demek istiyorsun? Ya sen benim bir şey mi şüpheleniyorsun ya? Ya ben ellerimi yıkayamayacak mıyım? Bu evde huzur bulamayacak mıyım? Yeter. Allah rızası için yeter ya. Bir gidip elimi yukarıda yıkayıp gel. Bunda ne var? Ne bu şüphecilik? Bu şüphecilik ne, bana onu söyle. Yavrum, neden böyle bir şüphecilik yapıyorsun? Tamam, şey yapmayalım çok fazla. Ben de buna sürece hazır değilim daha da hamilelik sürecine. Hayatım, sen şey yapma. Ben şimdi yukarıya gideceğim Barbim. Orada ellerimi yıkayıp tekrar buraya geri geleceğim, tamam? Sen yemeğe hemen geliyorum. Ayaklarından girdim, kusura bakma Erman abi. Yani anahtarı dışarıda bırakmışsın. Abi, abi dur, durma lan. Bu karıların yukarıda ne işi var lan? Benim evimde ne işi var? Sen bana ne yapmaya çalışıyorsun oğlum? Benim hayatımı bitirecek lan sen. Çok haklısın, özür dilerim. Ben telefonla konuşur konuşmaz kızlarla hemen buraya koştum geldim Erman abi. Özür dilerim, haklısın, haklısın. Çabuk, çabuk bu karılara benim evimden git. Çabuk bu karılara benim evimden git. Çabuk bu karılara git yukarıda lan, çabuk. Anahtar kaybolmasın. Çabuk, abi. Tamam. Çabuk. Ayaklarından gitme lan. Lan ayaklarından gitme. Nasıl söyleyeceğiz peki bunu anneme? Direkt söyleyeceğiz. Merhaba çocuklar. Ya ayaklarından gitme. Çocuklar ne yapıyorsun bugün gece gece burada? Ya baba, annem nerede? Annen aşağıda. Annenin tam bu zamanda size ihtiyacı var. Destek olmanız lazım. Melodiciğim, niye böyle şeyleri yapıyorsunuz? Hadi bakayım aşağı. Sen kolye mi aldın, ne oldu? Biraz çek bakayım ona. Aferin. Görüşürüz çocuklar. Ana kızı bu kayıt oluyorum. Sakın çıkmasın yukarıya. Arda kuzu, Melodi kuzu. Saat kaç oldu? Siz niye yatmadınız Silent'a? Anneciğim yatacağız da ilk önce sana bir şey söylememiz lazım. Sonra söylersiniz. Babanızı gördünüz mü? Babam yukarıda anne. Gökhan abiyle bir şeyler yapıyorlardı. Gökhan'la mı? Aman abi neredeler? Her yerdeler. Her yerdeler. Yürü. Hadi kızlar. Hemen çıkmamız lazım buradan. Lütfen, lütfen. Hadi, hadi kızlar. Hadi, acele edin. Hadi. Çantamız. Çantamızı unuttuk. Yürü. Çantamız. Hadi, hadi. Acele çantamız edin. Çantamızı unuttuk. Hadi, hadi, hadi kız. Bir saniye. Gelin, gelin. Hadi, hadi. Yavaş, yavaş. Erman! Kaç, 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 k
Erman abi. Yat kızım, uzun boylusun, yat ya. Erman. Ya 7.2'ye kadar dayandı bu ev yani. Hoş geldin abiye. Hayırdır? Merhaba bir hanım. Ayaklanla girmedim. Ben ayakkabılarımı çıkartıp da geldim buraya kadar. Ne oldu canım? Bir şey mi oldu? Bir şey mi canın sıkıldı? Hayırdır yavrum? Yemeğini yedin değil mi? Ayakkabılarımı çıkarttım. Böyle girmedim yani yatak odanıza. Buraya kadar ayakkabıyla çıkılır mı dedim. O da anlatamadım dedim. Gökhan'cığım dedim. Yani ne yapıyorsun dedim. Bana bir şey söyle dedim. Tam o esnada sen geldin. Yemeğini yedin mi onu soruyorum Ayşe kadına. Erman abicim, ben kontrol ettim. Bu duvarlar gayet sağlam ama gene bir uzmana göstermek gerekebilir. Tabii 7.2'ye kadar gördü yani. Onu ben şey yaptım. Abim hoş geldin yavrum. Nasılsın? Erman. Evet. Ne yapıyorsun burada? Ne yapıyorum sence? Ben ne yapıyorum sence? Sen bir düşün, kararını ver. İyiyim ben, mantık olarak bir şey yapmıyorum ama sence ne oluyor? Ne demek istiyorsun, ne yapıyorsun derken? Erman, ne oluyor burada? Hani ellerini yıkayıp tekrar aşağı inecektin. Gökhan'ın ne işi var burada? Gökhan şöyle oldu, tam aşağıdan yukarı doğru çıkarken Gökhan geldi, tam bir şey anlatacağım dedi. Evet, aynen öyle dedim. Dedim. Hah, aşağı dedi, abi dedi bir maruzatım, bir durum var, bir konuşabilir miyiz dedi. Aynen, aynı şeyleri söyledim, öyle dedim. Hı-hı. İstersen gerisini sen anlat Gökhan'cığım, sen daha iyi anlatıyorsun. Ben buraya kadar şey yapabildim çünkü. Bence sen daha iyi anlatıyorsun, sen devam etsin diyordun. Sen konuya vakıfsın hani, sen çok güzel fıkra anlatıyorsun ya Gökhan'ım. Ya Gökhan'ın fıkralarını biliyor musun abiciğim? Anlatılıyor. Pizzacı da iki anlatmıştı ya. Soğuk soğuk duruyor, eve geldik 6 saat gülmüştük hatta. Hadi aşağı inelim de bize güzel fıkralarından anlat. Allah razı, vallahi ben zaten sitleyeceğim. Biraz da işimiz yerine geçsin hadi ya. Bir de Erman. Ne oldu? Erman, sen niye terliyorsun? Bilmiyorum, niye terliyorum? Sıcak, niye terliyorum? Sıcak. Erman, kıpkırmızın, terliyorsun. Erman, soruma mantıklı cevap almadan şuradan şuraya gitmem. Gökhan'la yine ne haltlar karıştırıyorsunuz? Ben ne demek istiyorsun yani Gökhan'la? Hani ikimiz nutka mı ya? Ne diyorsun? Seni anlamayın, delirtmeye mi çalışıyorsun? Ben ne halt karıştıracağım ya? Abi hanım, çok özür dilerim, ben unutmuşum. Bizim banka yeni bir deprem poliçesi çıkarttı. Biz geçen gün Erman abiyle konuşurken biz de acaba evi depreme karşı sigortalatsak mı diye konuşmuştuk. Ben de geldim kolonlara, işte kirişlere, yere, duvarlara baktım. Aslında gayet iyi durumda ama belki de işte ileride depreme karşı bir sigorta yaparız diye düşünüyoruz biz. Çocuk tam yatak odasına doğru yelteniyordu, ben sokmadım içeri yani, müsait değildir diye. O anlamda yani. Nerede bu çocuk? 10 dakika önce taksideyken konuştuğumuzda evdeyim demişti. Hadi bakalım, herkes aşağıya artık. Yeter. Hem yemek yerim hem de Gökhan'ın fıkralarını dinleyelim hayatım. Bir dakika Erman. Benim iştahım falan kalmadı. Ben bir şey yemeyeceğim. Sadece girip odama biraz uyuyup dinleneceğim. Ama elbet ne haltlar karıştığınızı öğreneceğim. O zaman da dünyanın kaç burçak olduğunu ikinize de gösterteceğim. One minute! Ne yapıyorsun sen? Evet. Senin gözlerin yeşil mi abiciğim? Yoksa ışıktan mı böyle geldi bir anda? Hayır, Erman sadece denize girerken masmavi oluyor ya. Benim küçükken de saçlarım sapsarıymış, uzunmuş böyle bellerime kadar ama büyüdükçe esmerleşmiş. Anladım. Erman, müsaade eder misin? Odama geçmek istiyorum. Bir saniye küçük hanım. Bu oda sizin kadar hakkınızsa benim de hakkım. Çünkü odayı paylaşacak 2 kişiyiz. Ben senin kocan sayılırım. Ay diyorum. Ay, küçük hanım mı? Haydi'deki Clara gibiydi vallahi. Çok benziyor gerçekten ama. Erman, böyle küçük hanım gibi tatlı sözlerle benim bu davanın peşini bırakacağımı sanıyorsan çok yanılıyorsun. Kaçıl kenarıya. Anne, bir bakar mısın ya? Çocuklar geldi, bak bir delikleri var. Bak, sana soruyorlar. Bir şey soracağım.
Ben duvarlara bakıyordum. Evet, kolonlar ve kirişler gayet sağlam gerçekten. Poliçe şu anda herhalde ihtiyaç yok. Açar mısın şu kapıyı? Erman. Erman bak kapıyı kırmak zorunda bırak tutma beni. Allah. Erman. 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 Erman açar mısın şu kapıyı? Erman. Gitir ablam vurma mı? Erman açar mısın şu kapıyı? Erman bak kapıyı kırmak zorunda bıraktıkma beni. Erman. Kaçılın. Erman. Efendim. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum ben? Sence ne yapıyorum ben? Nasıl görünüyorum? Erman sorularıma soruyla karşılık verme yine. Soru soruyorum, soru soruyorsun. Aynı soruyu bana tekrar soruyorsun. Yapma bunu Erman. Ne yapıyorsun sen? Bir dakika. Hayatım, kurban olayım, anlatmam lazım bunu. Bu Gökhan Sahtekar'ın evine gittim ya, bana kebap söyleyeceğim dedi, hiçbir şey söylemedi. Ben ne yapayım, ben de patlamış mısıra dayandım. Dayandıktan sonra affınıza mağrurin gercan gibi cırcır oldum. Cırcır olduktan sonra devam edemedim halime. Ağır hareketler ediyorum haliyle. Sanki şuramda biri var, bağırsağımı alıyor, boşaltıyor içimden. Cırcır, tırık, ishal, hepsi. Erman kapıyı niye kilitliyorsun o zaman? Kapıyı niye kilitliyorum dayı? Erman yapma bunu, soruma soruyla cevap verme. Aynı soruyu bana tekrar sorma. Tamam hayatım. Kapıyı niye kilitliyorsun? Kapıyı. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Gökhan niye benim hamarımı giriyor? Niye yatak odama giriyor? Yani bunları biraz düşünmek lazım abiyeciğim. Çok affedersiniz, telefonum çalıyor. Eyvah! Seval arıyor. Size hayırlı işler, bol güneşler. Benim gitmem gerekiyor, kusura bakmayın. Bir dakika. Gökhan'cığım, emanetlerini almadan mı gidiyorsun şeylere? Erman abicim, sen artık bir şekilde onları şey yaparsın. Benim telefonu açmam gerek yok çünkü Seval çok bozuluyor. Yani böyle birkaç defa çalarsa, ben evliliğimde böyle şeylere çok önem veriyorum. Kusura bakma Erman abi. Abi yanım, görüşmek üzere. Kolay gelsin. Görüyorsun değil mi Erman? Bak nasıl telefon çalıyor, hanımım arıyor. İkiden fazla çaldırırsa bana kısar, küser filan. Senden hiç ben böyle şeyler görmedim. Evet, görmedim. Bu arada pembe çantayı da unuttum sanma sakın Erman. Bravo. Ay. Türk balı ho, Türk balı hey. Baba bana para ver.